YouTube kanalımdaki Oscar yorumlarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en iyi yapım tasarımı kategorisindeki görüşlerimi paylaşıyorum. Yapım tasarımı kategorisi aslında hani hak etme açısından Mank ile David Copperfield arasında bir yarış olacak gibi gözüküyordu. E ama eleştirmenler birliği ödüllerinde daha ziyade Mank'e ...bir eğilim olduğu için Mank daha bir ön planı çıka, çıktı. Zaten Menk'te Donald Graham Burtz daha önce Benjamin Button'la bu kategoride ödül almıştı. Yine bir David Fincher filminde. Bu sebeple de hani ikinci adaylıkta da alabilir gibi bir tablo var. Bunu es geçmemek lazım. Zaten Mank'te gerçekten yani 1930'ları siyah beyaz olsa da hani müthiş bir şekilde detaycı bir şekilde yansıtan bir yaklaşım var. Onu görebiliyoruz. David Copperfield'da ise Christina Casali daha önce aday olmadı. Charlotte Dix de aday olmuştu aslında set dekaratörü. Ama gerçekten hani David Copperfield'ı hani postmodern bir uyarlamaya çeviren çok başarılı bir sanat yönetimi var. Gerçekten kapsamlı bir sanat yönetimi var. Ve bu anlamda da aslında hani Emma daha böyle bir şey uyarlaması yani daha böyle eski dönemlerden bir uyarlama olarak öne çıkacak gibi bir izlenim yaratılsa da ödüllerde öne çıkmadı. E, ve Emma'da da yani Focus'ta o kadar çok e, PR'ları çok işe yaramıyor. E, bu sebeple de hani Emma aday olur mu olmaz mı belli değil ama David Copperfield kesinlikle hani aday olacak. E, Netflix'in Midnight Sky'ı da e, daha önce zaten Jim Bissell e, Good Night and Good Luck'la aday olmuştu George Clooney ile daha önceki beraberliği. Midnight Sky'da da gerçekten çok iyi bir sanat yönetimi var. Yani es geçmeyecektir. E Mulan'da da açıkçası hani Grand Major daha önce e, 4 adaylık aldı. Bunların birini ödülle taşlandırmıştı Ve burada hani King Kong'taki ekibinden bir set dekoratörüyle de beraber çalışıyor. E, ve gerçekten de yani e, Mulan'da gerçekten yapım tasarımı adına çok başarılı. Ama Disney Plus'a gittiği için film belki de o kadar da çok öne çıkarılmadı. Yani daha böyle ticari yönü öne çıkarılan bir film oldu. E, bu sebeple de hani Mulan adaylık alacaktır sadece. Bunun yanında hani bu kategoriden News of the World fazlasıyla anlıyor. Film açıkçası yani David Crank daha önce adayı olmamıştı bu kategoride ve çok böyle 18. yüzyılda geçiyor tabii ki ve çok klasik bir hani western algısı var yani klasik bir western kasabası kurulmuş, yol üzerinden yürüyen bir film. Yol üzerinden gidince de aslında yapım tasarımının görkemi çok öne çıkmıyor. Sadece kasaba bir kasabaya girildiğinde. E daha böyle böyle çıkıyor. Yani bu sebeple de e, sanat yönetiminden ziyade hani doğa fetişizmi canlandıran bir film olmuş. News of the World. Hani bu sebeple de hani girer mi girmez mi o tartışma konusu. E, o sebep o yüzden de hani daha böyle tarihi filmler son dakika içeri girebilir News of the World, adı da. E, United States vs. Bill Dave satıldı. Lee Daniels'ın filmi. Daniel D. Torrance orada yapım tasarımını yap üstlenen isim. E, o bir anda adaylık alabilir. Yani Şubat'ta Hulu'da açılacak film. E, Paramount'un filmi olsa da. E, böylesi bir avantajı var. Judas and the Black Messiah, Sam Lysenko e, oradaki yapım tasarımını üstleniyor. O da bir anda e, HBO Max'te filmin açılmasıyla devreye girebilir. E, Maren's Black Bottom'da aslında Kerry O'Hara iki adaylıktan bir ödül çıkarmıştı daha önce. E, bu da başarılı aslında ama yani tek mekana sıkıştığı için hani dışarısı çok fazla gözükmüyor. O sebeple hani bir görkem yok ama yine de aday olabilir. One Night in Miami'nin adı anılıyor. Orada da çok bir görkem yok ama bir tane hani böyle bir Afro-Amerikan filmi girecektir içeri gibi geliyor bana. Yani bembeyaz bırakılmayacaktır bu kategori. Öylesi bir izlenim veriyor. Tabii ki zaten hani 2019'da Hannah Buechler bu kategoride ilk Afro-Amerikan aday ve kazanan olmuştu Black Panther'la. Ya bu sebeple hani böyle Afro Amerikalılar girsin böyle gibi bir net bir algı olmasa da e bu durum aslında hani bir tane girecektir. Daha Five Plus olabilir bu. Böylesi bir giriş olabilir gibi bir tablo var. E aslında hani French Exit'te tabii Sony Pictures Classics çok filmi pazarlayamadı komediye de kaydığı için. E ama oradaki özellikle hani Fransa'ya göçten itibaren yani onu Amerika'ya zaman yolculuğu yapacak şekilde çok başarılı bir sanat yönetimine çeviren bir yaklaşım var. Yani ev içinde özellikle. Yani ev içindeki dekor, set tasarımı ve tabii ki eşyalar müthiş kullanılıyor gerçekten. Yani French Exit, Andre kariyerin sanat yönetimi çok müthiş bir şekilde işliyor bana göre. Ama tabii ki hani böyle küçük bir filmin ve online bir platformda almadığı için çok fazla bir yere gelemeyecek ama Berlin'de Avrupa Premier'ini yapacak film Mart'ın sonuna, başına doğru yani öyle bir o durumla belki PR'ını arttırabilir. Öylesi bir tabloyu bekliyor aslında French Exit bana göre. Ee, onun dışında The Prom'un şansı olabilir. Da, e, Trial of Chicago 7'in şansı olabilir. Tenet'in hani yapım tasarımcısı daha önce aday olmuştu. Ama Tenet çok beğenilmediği için bir işe yapamayabilir. Minari var Minari ile. Daha önce hani Parazit'le geçen sene e, Koreli bir e, yapım tasarımcısı bu kategoride aday olsa da ödüle ulaşmamıştı. O sebeple hani bir şey yapar mı tartışma konusu. Yani Tarihi filmlerden gidersek özellikle Ammonite'ın adı geçiyordu ama Ammonite'den hani tek bir adanın çevresinde geçtiği için hani yapım tasarımına kadar gitmedi olay. Yani öylesi bir tablo var. Laker Street Venedik yarışmasının en iyisi olan The World to Come'u bir anda yarışa soktu ama yani nereye kadar gelir tartışma konusu. Gerçekten orada hani hem yapım tasarımı müthiş hem görüntü yönetimi müthiş. Yani çok yılın en iyi filmlerinden biri olsa da hani bu kategoride çok göz önünde olmayacaktır yani bana göre. E, Blicker Street'in yani stratejileri çok işlemiyor. Yani bu sebeple de burada açıkçası yani Mank ile David Copperfield arasında bir yarış bekliyorum ben. Ama Mank e, bir gıdım e, ödüle yakın ve adaylık konusunda da Afro-Amerikalı bir adayın girip girmemesi konusu e, Oscar gecesinde ve e, sonra e, aslında adaylıklar açıklanmadan önce de tartışma konusu olacaktır. Ve bu hangisi girecek noktasında da e, bizi bir e, orada bir karmaşa bekliyor. Bunun geri kalanından da 1'den 15'e doğru iddia sıralamama ulaşabilirsiniz. Size göre yapım tasarımı dalında Oscar'a hangi film ulaşır? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.